Evet dostlar sahirelerin gelecekte canına düşecek olan Kel Geralt karşınızda. Ama niye Kel diye soruyorsunuz değil mi? Ben de sordum ve üzerine düşündüm de. Kesin bir cevabının olmaması ile birlikte aklıma gelenleri aktarayım. Birincisi biliyorsunuz ki ot sınavı hayli zorlu bir sınavdır. Her giren Witcher adayı çocuk bu sınavdan çıkamaz. Çıkanlarsa modifiyeli araba gibi olurlar. Kadim dostumuz Geralt ise pek de denenmeyen ve daha üst düzey Witcher yaratmak amacıyla geliştirilen ekstra bir sınava sokuluyor ve nihayetinde saçları beyazlıyor. Ama biz bu beyaz saçları Geralt'ın ergin halinde görüyoruz. İhtimal şu ki Geralt'ın saçları ot sınavından sonra dökülmüş daha sonra beyaz çıkmaya başlamış olabilir. Filmde gördüğümüz Kel Geralt da ot sınavından sonraki halidir. Düşündüğüm ikinci teoride ise Geralt'ın sessiz sakin ve hatta yer yer çekingen tavırlarının çocukluktan kalma olacağı yönünde ve böyle bir karakterin beyaz saçlarından utanıyor olması muhtemel. Yaşıtları cillop gibi saçlarla gezerken beyaz saç canına tak etmiş, o da kazımış, kendini kel yapmış olabilir. Geralt'ı neden kel yaptıklarının sebebi ilerleyen günlerde açığa çıkacaktır. Biz bu sırada kel Geralt'ın kafasına şaplak atmamak için irademize hakim olalım yeter. Fazlaca gördüğüm ve sıkça sorulan sorulardan biri dört çocuğun dördüncüsü kim sorusuydu. Dördüncü çocuk %99 ihtimalle Remus. Yüzde birlik yanılma payını da ne olur ne olmaz diye bırakmak istiyorum. Başka platformlarda başka Witcher'ların olduğu söylenmiş ama benim iki kanıtım var. İlk kanıt bu işlerin piri sayılabilecek Redion Intelligence sitesinde yer alıyor ve dördüncü kişinin açık seçik Remus olduğu belirtilmiş. Öte yandan IMDB'ye girip Remus diye aradığımızda dizide yer aldığı görülüyor. İhtimalleri yüzde yüzlemek isteyen senaryo yazarı Demayo'ya telefon açıp sorabilir. Tabii böyle bir ihtimalin olması dördüncü çocuğun Remus olmama ihtimalinden daha düşük. Bu iki soruyu cevaplayarak videoya girmek istedim. Normalde klasik bir gidişat yapacaktım ama şunları bir aradan çıkarayım dedim. Şimdi gelelim meselenin başladığı yere Kedven'in ormanlarına. Daha sahne açılır açılmaz karşımıza Sugo çıkıyor. Kendisi kavruk tenli bir Brezilyalı. Hem de babadan ola nesillermiş ve burada yaşıyorlarmış. Kedvendeki tek kavruk tenli muhtemelen bunlardı ve ne tesadüf ki bize denk geldiler. Politik doğruculuk ve savaşçılarından artık yıldığım için çok da sallamadan devamına geçtim ki büyük ipucu verir Sugo bize. Babasına sen nasıl kedvenlis'in yolları karıştırıyorsun der. İlerleyen bölümlerde bu ilizyon işini Kitsur'un yönettiğini anlarız. Neyse ilk dakikadan kafamda bir dolu kötü olacak mı soru işaretini yıkan olaylar da Sugo'nun işediği andan sonra gerçekleşti. Tek tek kızlar ve babaları Tahtalı Köyü boyladı. Hem de büyük bir vahşetle. Benim ilgimi çeken kısım burada vahşetmiş gibi gözükmesin. İlgimi çeken şey, bir canavarın elinden gelen ölümün ancak böyle vahşi olabileceği ve bunu da dost doğru bir şekilde filme yansıtmış olmalarıydı. Witcher evreni de canavarlar ve canavar avcılarını koynunda barındırdığı için doğal olarak bu evrende iyi yansıtılıyordu. Tabii kısa süre sonra Vesemir'in ablak bakışlı, Vijay Bülent karşı suratı ve jöleli saçları ekranlara girdi ve benim dikkatler yerle bir oldu. Dark Souls tipi karanlık bir evren olsa daha çok sevebilirdim Witcher'ı ama bu kişisel bir düşünce tabii. Zaman ilerledikçe Vesemir'in dik saçlarına da alıştım. Alışmadıklarımdan söz et derseniz alışmadığım ve alışamayacağım bir şey olarak Vesemir'in Atakon Titan'dan çıkmış zincir kullanımıydı. Tutarlılık çizgisinden baktığımızda Witcher'lar zincir kullanır mı? Gerektiğinde evet en yakın örneğini kitaplarda ve dizide Geralt'ın Striga ile olan kavgasında görüyoruz. Birkaç canavarı ve hatta bir dopleri bu zincirle bağladığına da şahit olabilirsiniz kitapları okurken. Ulan madem öyle ne var kullansın zincir diye olabilirsiniz. Ama o tip bir kullanış nedir Allah'a sen? Witcher'lar uçar, kaçar, büyü yapar, eder ama kendi evrenin içinde bir tutarlı çizgide ilerler. Şöyle gerizekalıca bir savunma görüyorum bazen insanlarda. Özellikle eskiden Marvel filmleri izlerken bana karşı çok yapılırdı. Derlerdi ki adamın büyü yaptığına inanıyorsun da buna niye inanmıyorsun? Evrenler evren içi tutarlılıklarla yükümlüdürler. Misalen bir evrende büyü olsun ve ölümsüzlük olsun. Hiçbir karakter hiçbir koşulda öldürülemiyor olsun. Bu evrende gidip birini öldürürsen tutarsızlık olur ve evren baştan aşağı yıkılır. Witcher içinde bu geçerlidir. Efendime söyleyeyim Harry Potter içinde, de, içinde. Bu yüzden tutarlılık önemlidir ve ağacın tepesine zincirle atlayıp uçan kaçan Vesemir bu tutarlılıkta sıkıntılı bir konumda kalıyor. Daha da ötesinde filmin sonunda yaratıkların üstüne binip gökyüzünde dolaşmalar mı dersiniz? Tuhaf hareketlerle Levi Akkım'ın olmalar mı dersiniz? Bu Vesemir'de ne ararsanız var. Gora filmindeki Arif'e dönmüş. Karışık var mı? Yükle diye sormuş herhalde. Karışık var mı? Karışık koy ya. Daha birçok kere diyeceğimiz gibi neyse diyor ve hikaye paralelinde incelemeye devam ediyoruz. Vesemir canavarla karşı karşıya gelirken yağ ve eksir kullanıyor ve lore'a dair ufak da olsa tatlı detaylar olarak hafızama kazanıyor. Açıkçası kullandıkları sivri uçlu şişeleri de tasarım olarak beğendim. Fakat kullanışlılık açısından acaba sivri uçlu bir şişeyi taşımak mı daha kolaydır yoksa yuvarlak uçluyu mu bilemedim. Varsa Witcher eğitimini tamamlamış ve hayatında bir kere de olsa yola çıkmış bir Witcher bizi aydınlatsın. Bu olaylardan sonra bir garip mesele giriyor kapıdan içeri işaretler ve kullanılışları. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Vesemir igni atarken igni diye söyleniyor. Art atarken ise bir şey demiyor. Dahası filmin ilerleyen bölümlerinde hiçbir işaret için hiç kimse ağzından tek kelime çıkarmıyor. Bu durum bana biraz garip geldi. Çünkü Vesemir'in igni diyerek kullandığı işarette boğazını bir leşan sıkıyordu. Yani Vesemir'ciğim film boyunca tek işaret için konuştun onu da biri ümüğünden sıkmışken yaptın. Nerede akıl, nerede mantık. Ha bu arada çizgi romanları okuyanlar bilir. İşaretler çizgi romanlarda tam olarak ne işareti yapacağını söyledikten sonra kullanılıyor. Ama bunun nedeni farklı tabii. Çizgi romanları hazırlayan abilerden birinin röportajında okumuştum. Ve çizgi romanı okuyan... Aynı zamanda Witcher evrenine de ilk kez bununla birlikte giriş yapan kişilerin işareti anlaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söylemişti. Harbiden de mantıklı. Ama bunu animasyonu uyarlamayı düşünüp arada mı kalmışlar ki bir de söyleniyor da devamında söylenmiyor kafalarda soru işareti. Bu arada film boyunca abanılan İgni dışında Deglan'dan bir adet yırdan görüyoruz. Onun dışında farklı bir işaret kullanılmıyor. Dizide de animasyonda da herhalde hoş gözüküyor diye İgni'ye ve ağırda abanmışlar. Bakalım ilerleyen yıllarda Witcher'ların bunlardan ibaret olmadığını gösterecekler mi? İşaret bahsi açılmışken tatlı bir Vesemir göndermesini de belirtmek istiyorum. Üçüncü oyunun sonlarına doğru Valtant'a karşı verilen savaşta Vesemir ağırdı bir düşmana değil, tehlikeden uzaklaştırmak için sirye yapıyordu. Bu filmde de aynı mantıkla Tetra'yı tehlikeden uzaklaştırmak için ağırt kullanıyor ve açıkçası çok ince ve tatlı bir detay oluşturmuş bu şekilde. Sevdim. Filmdeki canavarlar meselesine geçecek olursak açıkçası doğru dürüst bir canavar tiplemesi gördüğümüzü söyleyemem. Neredeyse hepsi absürt ve karman çormandı. Çünkü mutasyona uğratılarak yaratılmışlardı. Filmin başında gördüğümüz ve ilizyon mu yoksa gerçek mi olduğunu onca izlemeye rağmen hala anlayamadığım Leşen mesela filmde de söylendiği gibi felaket tuhaf bir tipti. Muhtemelen daha da göremeyeceğiz böyle bir şey. Aynı kelimeleri Kitsu'nun yanındaki Bazilis kimsiye de söylemek lazım. Bir yandan oyunda Siri ile içinden geçtiğimiz Basilisk'e benziyor ama gagası filan bir acayip. Kanatlarda cehennem yaratığı gibi olmuş. Mutasyonlar işe yaramış mı? Yaramış. Mübarek canavar bir büyücü ve bir witcher'a karşı kan döküyordu az kalsın. Bu ikisinin dışında filmin sonunda ve ortasında göreceğimiz ghoul'larımız, halo'larımız, uçan kaçan adını bilmediğim dört ayaklı çok gözlü bunlardan vardı. Tabii tam burada iki büyük dramatik sahne gerçekleşiyordu. Onu da notlarıma yazmışım. Birincisi Vesemir'in yıllarca boynunda taşıyacağı hasar görmüş kurt madalyonu köprüden geçerken ölen arkadaşı Thomas'tan geliyordu. İkincisi sol kolu kopuk Sven karakterinin kolunun kopma olayı da burada gerçekleşiyor. Daha önceden kolu kopuk birinin işaret yapabilmesi üzerine konuştuğum için bu olayı geçiyorum. Bu canavarlara ek olarak Witcher'ların yaratılmasından sorumlu olan büyücü Redrich'in üzerinde çalıştığı krallah var. Kendisini Yennefer'la savaşırken dizide de görüyorduk ama onun adı IDR ya da IDR artık nasıl söylüyorsanız oydu. Ve tabii ki o tür biraz daha modifiye edilmiş bir türdü. IDR içinde vaktinde video yaptığım için üzerine konuşmuyor Redrihin madalyonuna geçiyorum. Bu madalyonu Witcher evreninde aradım taradım ama bulamadım. Bütün büyücülere teker teker baktım. Hangisinde buna benzer bir şey olabilir diye. Onlarda yoktu. Oyunlarda gördüğümüz Eye of Nihalene olabilir mi diye düşündüm. Ama sanmıyorum. Nihayetinde Witcher evreninde bulamayınca saldım gitti. Bir süre sonra da Spider-Man fragmanı piyasada trendlere falan girince ve orada Doktor Strange'i görünce ''Ulan bildiğin aynısı bu yahu'' dedim içten içe. Ne yaptınız? Oradan mı corladınız mübarekler? Bu arada Redri Re hakkında Witcher aleminde tek bir bilgi yok. Sıfırdan yaratılma bir karakterdir kendisi. O yüzden saygıyla önünde eliyoruz koca yürekli simyacının. Filmin gidişatıyla birlikte ilerleyeceğiz dedik de konu konuyu açtı oradan oraya zıplayıp durduk. Aslında normal olan da bu. Araya kralın kim olduğunu sıkıştıralım öyleyse hemen. Abimizin adı Degret ve Kedven kralı. Bu özellikleri yetmez diyorsanız asıl detayı vereyim size. Sirimizin atalarından biri aynı zamanda. Tabii ki kadim kan yok vücudunda ama bir can kanlığı da yok değil. Karakterlere girmişken Gay Witcher Luka'dan da bahsedelim. Daha doğrusu Witcher evrenindeki LGBT meselesine değinelim. Netflix normal koşullarda her yere bir gay, bir lezbiyen ve bir adı yeni koyulmuş cinsel kimlik eklemeyi felaket sever. Fakat Witcher alemi bunun için uğraşmaya gerek duymayacağı bir alemdir. Gay bir Witcher, gay bir kral, lezbiyen bir sahire sağda solda fin katabilir. Düşünün ki bu evrenin baş kahramanı Siri bile biseksüel. O yüzden vay efendim gay Witcher var burada diye hürleniyorsanız bu evrene pek hakim değilsiniz demek oluyor. Bir başka Witcher Deglan tuhaf bir karaktere sahip. Normalde bir kurt okulu Witcher'ının ihanetlere bulaşma ihtimalinin hayli düşük olduğunu biliriz. Ama kendisi tabii ki kendini haklı görerek bir işe bulaşıyor ve ortalığın içinden geçilmesine de bir nevi ön ayak oluyor. Bunlar hikayenin akışında normal şeyler. Aklımı kurcalayan şey ise bu karakterin nereli olduğu yönünde anime çıkmadan önce yayınlanan açıklamalarda Skellige'li olduğu yönünde bilgiler vardı. Ama sahneye çıktığı ilk an Nilfgaard üzerinden ahkam kesti. Basitçe söyleyebilirim ki bir yerin ahlakıyla ahkam kesiliyorsa o yer benimsenmiştir. Bu adam Skellige'yi benimsemiş olsaydı Skellige ile ilgili bir şey söylerdi diyerek kafamı karıştırdım. Belki de çok takmamak lazım bilemedim. Yine bu karakter üzerinden mağarada konuşulabilir daha demin işaretlerden bahsederken sözünü ettiğim yerden bir mağar üzerinde kullanılıyordu. Mağar yanlış hatırlamıyorsam bu filmle birlikte lügata giren bir yaratık. Klasik cin çıkarma filmlerindeki gibi kendisine bir konak belirliyor ve o konağın zihnini ele geçirip istediklerini gösteriyor. Bu işi vücuda girmeden de yapabildiğini ve Semir'in onu yakalayıp elinden kaçırdığı sekansta gördük tabii ama herhalde yaratığımız sıcak bir insan vücudunda olmayı dışarıda olmaya tercih ediyor. Onu bu özelliğinden dolayı yargılamamak lazım. Bir başka karakter İlyana, namı diğer Lady Zorbst, ve Vesemir amcamızın eski manitalarından biri. Zaten kendisinin iki manitasını gördük bu alemde. Sonrasında da olanları herkes biliyor. İkisi de fakir bir çocukluk geçiriyorlar. Bildiğin ortaçağ köleleri kıvamındalar. İlyana kafaya görevini koymuş. ve Vesemir de çıkayım dolanayım böyle sıçan gibi yaşayacağıma kurt gibi gezerim diyor. Ilyana'ya da hayallerini açıyor. Hatta bu konuşmaların birinde oyunlardaki manetası min yolda kalan zırhını dair bir gönderme de yapıyor. Ve ona parlak zırhından bahsediyor. Bu zırhın akıbetini gidip Minyol ile konuştuktan sonra Vesemir'e sorabilirsiniz. Konu Vesemir'e dayanmışken Witcher'ların yaratılması üzerine de konuşmak lazım. Anime bu işi %50 doğru %50 de katlanılmaz yapıyor. Ot sınavı filan tamam hani güzel betimlenmiş, iyi sahnelerle kotarılmış ama kızıl bataklık dedikleri yere çocukları zırsız bir şekilde sadece madalyonla atıp onlardan hayatta kalmalarını beklemek nedir Allah aşkına? Böyle bir şeyi ne bir yerde okudum ne de olabilme ihtimalini düşündüm. Öte yandan bu çocuklara madalyonların yola çıkmadan hemen önce verildiği gibi bir gerçek de var ki o da animede yanlış işlenmiş. Sabi Sübyan'a madalyon verip ne yapmasını bekliyorlar acaba? Aa yaratık deyip ölmesini mi? Bir de daha fazla kılıç eğitimi sahnesi beklemiştim. Onları göremedik. O da olur problem değil. Sonuçta kısa bir animeydi dedim ve konuyu kendi içimde kapattım. Son bir tatlı detay olarak da Vesemir'in göz renginin Witcher olduğu an değişmesini eklemek istedim. Şimdi ortalığı yakıp yıkan Kitsu'ya geçebiliriz. Ah Kitsu ah. Normalde iyi bir karakter olabilecekken, kadim bir elf kanıyken kendisine tilki çocuklar çizgi romanından ve henüz Türkçe'ye çevrilmemiş 8. kitaptan gördüğümüz bir vulpes olarak buluyor. Daha önce videosunu yaptığım için Wulpes'ten de bahsetmeyeceğim. Arzu eden açıp izleyebilir efendim. Neyse acayip güçlü bu yaratık bir şeye takıntılıdır. Çocuklarına, daha doğrusu kızlarına zarar gelmesine. Witcher'larda gidip bunun mekanına baskın yapmışlar ve oradaki çocuklara zeval getirmişler. Bu psikopat da bu işin peşini bırakır mı başlamış ortalığın içinden geçmeye. Tabi yolda da kendisine bir arkadaş edinmiş. O da anasını öldürdüler diye Witcher'lara çok önceden kinlenmiş Tetra. Birinin kızı birinin anası derken Karl Morhen baskını da işte bu şekil olmuş. Sağda solda okuduklarıma göre Karl Morhen baskını çok acelece bulunmuş ve külliyata da pek uygun olmadığı düşünülmüş. Bunlardan birincisine katılıyorum. Harbiden zırt diye filmi bitirmek için 3-5 kılıç sallattırıp topluca art attırmışlar Witcher'lara. Harbi o art sahnesi neydi ya? Umarım bir daha böyle bir şey görmeyiz. Az kalsın kör alıyordum. Zaten hastaydım geberip gidebilirdim. Küldürmeyin oğlum kendinize. Böyle sahne mi olur? Ha Jennifer ile Geralt'ın öpüşerek ağır patlaması ha bu bir farkı yok. Neyse konuya dönelim. Söylenenlerin ikincisine ise yarı yarıya katılıyorum. Büyücüler ve rahiplerin bu baskını yaptıkları Witcher aleminin söylentileri arasında. Ama tam bir netlik yok. Yine de filmin az çok başında rastladığımız Tetra'nın yazdığı propaganda notundaki gibi bir şeyin olduğunu, sonrasında propagandanın da ufak ufak işlendiğini görüyoruz ki bunlar tamamen külliyata uygun. İnsanların aklını canavarların akın akın gelmesi karıştırmış. Bana soracak olursanız bu durumu epey mantıklı buldum. Yani 3-5 büyücünün ve rahibin ki rahipleri küçümsemek için söylemiyorum bunu. Rahipler de büyücüler gibi büyü yapabilirler ama basit büyüler tabi. Neyse bunların Witcher dolu bir kaleye geçirilmesi mi olası yoksa bir canavar ordusunun mu ele geçirmesi? Bence düşünün. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de muhteşem birisiniz ve bu soruma lütfen cevap verin. Son olarak çok tatlı bir detaydan daha bahsedeceğim ve mevzuyu kapatacağım. Ve Semir henüz Ilyana'nın yanından ayrılmadan karların üstünde bir tilkiyle oynuyor. Resmen al sana baştan spoiler demişler ki bu bir tane de değil. Degla'nın çıkıp her zaman başka canavarlar olacak demesi gibi ufak tefek ama spoilerimsi detaylar da filmde mevcut. Filmi ikinci kez izlediğimizde inceden Fight Club etkisi yaratıyor bu yüzden. Bence izleyin ikincisinde daha çok seveceksiniz. Evet dostlar anime hakkında genel düşüncelerimi biliyorsunuz ki spoilersız incelemede paylaştım. İzlemediyseniz izleyebilir, konudan karakterlere uzanan fikirlerimi dinleyebilirsiniz. Şimdi klasik kapanışımızı yapalım ve bu diyardan gidelim. Kanala madde olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.